Onur Bey, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Nerede çalışıyordunuz? Kaç tane tecrübeniz vardı bu sektörde? Tabii. Benim 20. yılım sanıyorum o kadar. 2004 yılında iş hayatıma başladım. IT'nin çeşitli alanlarında rol ve sorumluluklarım oldu. Tabii ağırlıklı olarak siber güvenlik üzerine çalıştım. Şu anda da Anadolu Sigorta'da bilgi güvenliği müdürü olarak çalışıyorum. Anadolu Sigorta'nın siber güvenlik, risk ve uyum süreçlerinden sorumluyum diyebilirim kısaca. Anadolu Sigorta'da da 14. yılım bu arada. Yani 2009'dan bu yana Anadolu Sigorta'da çalışıyorum. Öncesinde de bir 6 yıllık bir iş deneyimim var. Bu Kısaca böyle. çok değerli bir bilgi. Siber sigorta sanırım Anadolu Sigorta ile Türkiye'ye geldi. Türk kafiyelerinde ve Balkanlara baktığımızda aslında Anadolu Sigorta bunu önce olarak ilerletiyor. Ancak merak ettiğim bir husus var. Nedir bu siber sigorta? Nereden çıktı ve hangi ihtiyaç kapatıyor? Şimdi muhtemelen bugün seminerin ilerleyen panellerinde ilerleyen dakikalarında, saatlerinde bolca siber güvenlik konuşuluyor olacak. Muhtemelen şu gibi istatistikleri arkadaşlar bolca duyacaklar. İşte 10 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor. 5 saniyede bir ransomware saldırısı başarılı olarak gerçekleşiyor gibi istatistikler sunulacaktır. Siber saldırılar çok artmaya başladı malumunuz. Bu biraz da tabii Covid ve beraberinde bu dijitalleşme süreçlerinin böyle daha da hızlanması sebebiyle siber güvenlik saldırıları da bununla paralel olarak müthiş bir artış gösterdi. Hatta şimdi öyle olaylar oluyor ki yani en büyüğünden en küçüğüne bugün dev dediğimiz firmalar bile siber güvenlik sorunları yaşayabiliyor. Beraberinde bu küçük KOBİ'lerde, küçük işletmelerde aynı şekilde siber güvenlik sorunu yaşıyor. Şimdi biz bugüne kadar siber güvenliğe hep işte insan, süreç, teknoloji diye yaklaştık. Bu üç bacağı olabildiğince sağlam oluşturmaya, sağlam tutmaya çalıştık. Ama hani görüyorsunuz ki yani bu kadar büyük firmalar bile siber güvenlik olayı yaşadığı zaman insan şu soruyu soruyor. İnsan mı yok da yaşadılar ya da süreçler mi işletilmiyor da yaşadılar ya da teknolojileri mi yetmiyor da yaşadılar gibi sorular biraz böyle yanıtsız kalıyor. Sektör artık şunu kabul etti. Ne yaparsanız yapın bir siber güvenlik olayı yaşamama şansınız artık yok gibi. Hani zamanında CIA siber güvenlik ya da FBI siber güvenlik direktörümü tam hatırlamıyorum ama şöyle bir şey söylemişti. Bana çok makul geliyor. Yani şu an dünyadaki şirketler ikiye ayrılır. Bir, siber güvenlik olayı yaşamış olanlar. İki, yaşayacak olanlar. Böyle biraz sigortacılıktan anlatayım. Şeye benzetiyorum. Yeni bir araba aldınız. Trafik kazası yapar mıyım, yapmaz mıyım sorusunu soruyorsunuz kendi kendinize. Evet yapmam ya da hayır yapmam diye bir evet yaparım ya da hayır yapmam diye diyebilmek artık çok zor. Yani şu göründü ki ne yaparsanız yapın bu gerçekle yüzleşeceksiniz ve karşılaşacaksınız. Böyle bir durumda da son çare şuna başvuruyorsunuz. Riski transfer etmek. Yani siz bugün bir siber güvenlik olayına karşı sızma testi yaptırabilirsiniz. Yeni teknolojik güvenlik ürünlerini şirketinize implemente edebilirsiniz. Bunlar hep böyle riski azaltıcı önlemlerdir. Riski kabul edebilirsiniz. Yani ben böyle yaşayacağım, başıma hiçbir şey gelmez diyebilirsiniz. Hani bu araba örneğindeki yani kasko da yapmıyorum, trafik sigortası da yapmıyorum. Hayatıma böyle devam ediyorum da diyebilirsiniz. Ya riskten kaçınayım deseniz mümkün değil. Artık bu dijitalleşen dünyada bu teknolojileri kullanmak zorundasınız. Geriye böyle tek şansınız riski transfer etmek kalıyor. Riski transfer etmek deyince de hepimizin aklına tabii ki sigorta geliyor. Yani ben bu insan, süreç ve teknoloji dediğim üç bacağı ne kadar güçlendirirsem güçlendiririm. Bu beni belki böyle bir %90, belki %95 seviyesinde koruyacak. Ama geriye kalan %5'lik kısmını da korumam gerekiyor deyip bir anda sigortacılığa karşı inanılmaz bir akım oldu. Hatta ya ben biraz şuna da şu bakış açısı da çok hoşuma gidiyor. Böyle siber saldırı ya da özellikle bu ransomware tarafından bahsedeyim. Bunlar böyle çok acı veren, çok kötü olaylar. Fakat bu kötü olaylar ilginç bir şekilde bir sektör doğurdu. Yani bu tarafa da faydası oldu diyebilirim. Bugün siber güvenlik sigortası sektörü sanıyorum 20 milyar dolarlara ulaştı ve her sene böyle katlaya katlaya gidiyor. Özellikle Amerika'da çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yani gerçekten orada artık
bir sağlık poliçesi veya bir kasko trafik gibi siber güvenlik poliçesi düzenleniyor. Bu akımın tabii genelde böyle bu teknolojik gelişimler Amerika gibi ülkelerde başlayıp daha sonra diğer ülkelere doğru yaygınlaşır. Muhtemelen bizler de önümüzdeki yıllarda siber sigortayı çok daha fazla konuşuyor olacağız. Biz de dediğim gibi 2019 yılından beri Anadolu Sigorta olarak bu hizmeti vermeye çalışıyoruz müşterilerimize. Peki bu konuda önemli bir sorun var. Aslında biz araba aldığımızda kasko ya da trafik sigortamız hesaplanırken yaşımıza bakılır, daha önceki kazalarımıza bakılır, arabanın değerine bakılır, bulunduğu il ya da ilçeye bakılır. Bu gibi faktörler sigortanın maliyetini ya da sigortanın ücretini etkiler. Ve bunun yanı sıra da bunun için bir kapsam belirtilir. Derler ki işte 4.000 liralık sigorta yapıyorsunuz, 4.000 TL ödeyeceksiniz ve 1.000.000 TL'lik bir kapsam sunuyorsunuz. Bir firma için bu nasıl hesaplanmaktadır? Çünkü firmaların herhangi bir datası, tanınan datası beklenilenden çok daha maliyetli olabilir. Ya da çok riskli bir kuruma siber sigorta hesaplıyor olabilirsiniz. Güzel soru. Ben de bunu hep şeyle sen öyle araba örneğiyle anlattın. Ben de bunu genelde konut üzerinden anlatıyorum. Şu an evinize bir konut sigortası yaptırmak istediğinizde aynen biraz önce senin bahsettiğin parametrelere bakarak yani konutun yaşı, işte ne bileyim deprem bölgesinde mi, bir sel riski var mı, işte kaç yıldır o binada yaşam var gibi böyle birçok veya konutun büyüklüğü gibi faktörlere bakılarak bir hesaplama yapılıyor ve bu hesaplama çok hızlı yapılıyor. Size bir fiyat çıkıyor. Fiyatın altında da bir takım teminatlar oluyor. Şu an sigorta sektörünün bence yanıt vermekte en çok zorlandığı soru bu. Çünkü bu senin de bahsettiğin gibi senin arabanın kaç yaşında olduğu, senin ehliyetini ne zaman aldığın, senin en son ne zaman kaza yaptığın ya da herhangi bir kazaya karışıp karışmadığın bilgisi çok rahat ulaşılabilen ve devlet kurumları tarafından da sağlanan bir bilgi. Fakat dijital dünyada bu bilgi herhangi bir otorite tarafından sağlanmıyor. Aynı bakış açısıyla aslında nasıl ki sen araba üzerinden örnek verdin. Biz de aynı şekilde aset, yani günün sonunda araba da fiziksel bir aset. Biz de dijital dünyadaki asetler üzerinden ilerleyerek benzer şekilde bir skorlama yapmaya çalışıyoruz. Ama fakat burada yine hız problem. Yani şimdi bir firmanın siber güvenlik skorunu hesaplamak için, yani skorunu demeyeyim ama siber güvenlik posterini çıkarabilmek için işte bugün sızma testleri yapılıyor, zafiyet analizleri yapılıyor, kaynak analizi testleri yapılıyor. Bunlar böyle günler, haftalar, belki aylar sürüyor. Tabii sizin bir firmaya şunu söyleme şansınız yok. Yani bugün size başvuran bir firmaya ben seni bir ay boyunca inceleyeceğim, bir ayın sonunda da sana bir teklif çıkartacağım gibi bir şey söyleme şansınız da yok. Dolayısıyla bu soru giderek zorlaşıyor ve giderek derinleşiyor. Biz şu anda ne yapıyoruz? Biz kurumların, yani bizden siber güvenlik poliçesi düzenlemek isteyen kurumların dijital dünyadaki öncelikli asetlerini ya da işte footprintlerini tespit etmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu biz önden aslında tespit etmiş de oluyoruz. Yani biz şu an hali hazırda da tüm firmaların dijital dünyadaki asetlerini sürekli takip etmeye çalışıyoruz. Sonra bu asetler üzerinde kullanılan teknolojiler. Bunu da şeye benzetebilirsin. Sen biraz önce mesela arabanın kaç yıllık olduğundan bahsettin. Ben de şuna bakıyorum. Kullandığı IIS web uygulama sunucusu en son ne zaman güncellenmiş? Yani o da benim için, senin için araba 5 yaşındaysa benim için de o web uygulaması 5 yaşında. Ya da o senin kullandığın arabada şu gibi istatistikler de var. Hangi araç ne kadar kaza yapıyor gibi istatistikler de var. Yani sigorta sektörü arabalara kasko ya da trafik poliçesi düzenlerken buna da bakıyor. Biz de aynı şekilde bakıyoruz. Yani IIS 8 versiyonunu kullanan firmalar dünyada ne kadar güvenlik olayı yaşıyor ya da bu uygulama üzerinde ne kadar güvenlik zafiyeti var gibi parametreleri bir araya getirerek, tabii bunun yanında business ilişkisi de çok önemli. Yani bu işin sigortacılık ayağı da tek başına bu bir IT işi değil aslında. Yani burada sigortacılık ayağı da işin içine giriyor. O teminatlar, clause'lar vesaire de underwriter'lar tarafından hazırlanıyor. İkisi bir araya gelerek de biz önce senin de bahsettiğin soruya yanıt vermeye çalışıyoruz Okan. Kabaca böyle çalışıyor yapı. Burada ufak bir soru. Mesela ben kusura bakmayın araba üzerinden gidiyor olacağım çünkü sigortadaki bazı terimlere karşı
Orada biraz daha hani tecrübe ettiğimizin oradan soruyorlar. Mesela biz arabayı sarhoş bir şekilde kullanırsak, alkollü kullanırsak 2-2-4 kaza yapma ihtimali çok fazla artar. Dünyada Log4j, MS-17 zafiyetleri vesaire bunlar çok fazla artınca bir anda ransomware grupları ya da APT grupları dünyada hedeflediği, daha önceden hedef listesinde olan asetlenebildiği kurumların hepsine bir anda saldırı çıkıyor. Ve bu saldırı anında da olabiliyor, bir haftaya da yayılı olabiliyor. Bazen bununla ilgili sizler de Cyber Threat Intelligence ürünleri de, siber güvenlik firmaları da müşterilerine anında bilgilendirme geçiyor. Bu bilgilendirme neticesinde anında aksiyon alman ya da yeterli aksiyon almazsan, burada ben de keza riski hala sigorta şirketine aktarmış oluyor muyum, yoksa bu sarhoş gittiğim gibi aslında bir risk vardı belliydi ve bunun için benim de kurumumun cezalandırılması mümkün oluyor mu? Peki, güzel soru sordun. Ben de bunu kullanıyor olurum bir sonraki sunumlarda. Şimdi sigorta şöyle çalışıyor Okan. Diyelim ki sen benden bir poliçe düzenledin. Yine araba üzerinden gidelim ve emniyet kemerini takmıyorsun. Ya da ne bileyim bir hafta içerisinde 3 kere emniyet şeridinden geçtin. Ya da bir kaza atlattın vesaire yaptın. Ben şey diyemiyorum. İptal ediyorum senin poliçeni diyemiyorum. Çünkü artık aramızda bir anlaşma var ve o anlaşma 1 yıl boyunca devam edecek. Ha, ne yapıyorum? 1. yılın sonunda sen benden tekrar poliçe düzenlemek istersen o zaman dönüp bu veriye bakabiliyorum. Şimdi aynı şekilde de şunu diyemiyorum. Sen de Log4j var. Sen bu zafiyeti kapatmadın. Kapatmadığın için de seni cezalandıracağım ya da bir olay yaşaman durumunda zararı karşılamayacağım deme şansım yok. Ama tabii orada hak verirsin ki şöyle de bir dünya da yok. Yani insanlar nasıl olsa benim sigortam var diye ya burayı da böyle açık bırakayım. Buradan da ne olursa olsun nasıl olsa benim arkada sigortam var demiyor. Yine senin örneğinden gideyim. Araba için de aynı şey. Sen de herhalde şey demezdin. Ya nasıl olsa benim kasko poliçem var. Ben arabayı böyle haftada 3 kere kaza yapılan şuraya park edeyim de birisi çarparsa çarpsın demezsin. Bu uyarıları dikkate alırsın. Bizim taraf da öyle. Biraz böyle karşılıklı ilerliyor. Yani bir zafiyet bulunduğunda biz kurumları uyarıyoruz. Sadece zafiyette de değil. Örneğin kritik bir portunu herhangi bir T anında internete açması durumunda. Yani bu port üzerinden bir güvenlik olayı yaşayabilirsin. Bunu kapatmanı öneriyor. Öneriyoruz diye biliyorum ama şey diyemiyoruz. Yani bu kapatmazsan beraber sen de ceza alırsın, ben de ceza alırım diyemiyorum. Ama dediğim gibi bir sonraki yıl yenilemede bunlar gündeme geliyor. Biraz önce şeyden bahsettim. Bir sektör doğdu dedim. Yani sigorta sektörü için bir anlamda böyle olumlu bir gelişme gibi oldu. Fakat çok riskli bir sektör. Bu da bir gerçek. Yani biraz önce senin bahsettiğin gibi bir anda bir zafiyet çıkıp bir anda on binlerce, yüz binlerce firma siber güvenlik olayı yaşayabiliyor. O yüzden zaten dünyada dediğim gibi henüz Türkiye bu konuları bu kadar böyle yüksek sesle konuşmaya başlamadı ama dünyada artık kurumlar bir takım olayları teminat dışında bırakmaya başladı. Yani senin bahsettiğin gibi örneğin sen poliçeyi düzenlerken ben direkt şey diyorum. Log4j veya şu benzeri gibi zafiyetler sebebiyle bir olay yaşarsam ben bunu karşılamayacağım. Aynı senin bahsettiğin gibi sarhoş bir şekilde araba kullanırsan karşılamayacağım dediğim gibi orada da bunlar yeni yeni yaşandıkça, öğrenildikçe uygulanmaya başlayan biraz böyle yolda öğreniliyor. Çünkü çok yeni, hala çok yeni diyorum aslında yeni değil ama hala sigorta sektörü için çok yeni kavramlar bunlar. Biraz öğreniliyor. Ama şu an dediğim gibi şey yapamıyoruz. Bu senin yüzünden oldu, benim yüzümden oldu diyemiyorum. Ama biz paralelde de yani böyle olaylar olmaması için de herhangi bir zamanda güvenlik olayı yaşamamak için kurumlara aylık, haftalık bir takım önerilerde bulunuyoruz. Genelde de karşılık buluyor ama o yüzden o konuda ben biraz daha rahat şeyim, iyimserim. Çok teşekkür ederim hocam. Aslında benim hani size yakınlığından bildiğim bir soru. Hani cevabını biliyorum ancak hani arkadaşları da yapmak için keza sizin de başında olduğunuz ve öncülük ettiğiniz keza projenizde bu var bu konuda. Ben bir kurumum. Biraz önce açık portlardan bahsettik. IIS 8'den bahsettik. IIS 7'den bahsettik. Aslında bu şey gibi oluyor. Bir öğrencim var ve ben bu öğrencimin her bir yaptığı hatadan puan kuruyorum. Siber güvenlikte ya da siber sigortada risk skoru denilen bir kavram görüyoruz. Sizler bu risk skoru nasıl hesaplıyorsunuz ve ben siber sigorta aldıktan sonra bu risk sigortası benim için sürekli hesaplanıyor mu? Hesaplanmaya devam edip kuruma bilgilendirme geçiliyor mu? Örneğin ben C'ye başladım sigortaya ancak ben D'ye düştüm. Bakın D'ye düştünüz, siber sigortanızda böyle siber sigorta yaptığınızda C'ydiniz. Kurumunuz
daha fazla tehlike altında. Genel şeyden bahsedeyim. Dünyada evet şu an süreç tam senin dediğin gibi işliyor. Hani neler gün neler üzerinden hesaplama yapıyor dersen, biraz önce de bahsettim aslında, dijital dünyadaki tüm asetlerinden, yani bu burada senin dijital dünyadaki hesapların da buna dahil, çalıştığın kurumda, sen o kurumda çalıştığın sürece senin sosyal medya hesapların dahi kurumun risk skoru hesaplanırken bir faktör oluyor. Yani senin kişisel bir web siten vardır Okan. Sen de işte security bank firmasında çalışıyorsun. Firmadan tamamen bağımsız bir web siten var. Ve bu web sitesinde bir zafiyet varsa sigorta şöyle bakıyor. Yani sigortayı sadece böyle ransomware üzerinde çok durdum ama veya bir hacklenme üzerinde çok durdum ama şöyle de düşünebilirsin. Burada firmanın marka değeri de çok önemli. Yani şimdi sen şirketin için çok önemli bir profilsindir. Senin kişisel de olsa o web sitesinde yaşanacak olan bir olay muhakkak ki firmanın marka değerini etkileyecektir. Dolayısıyla o bile şirketin siber güvenlik risk skoru hesaplanırken göz önünde bulundurulan bir değer. Evet, dediğin gibi C, D, E, F diye şeyler sürekli olarak skorlanıyor. Skorlanmaya çalışılıyor diyeyim. Firmalara da evet bu bilgi sürekli veriliyor. Beraber firmayla beraber de tekrardan o skoru eski haline ya da daha iyi hale getirmek için de karşılıklı çalışmalar yürütüyoruz. Çok teşekkür ederim. Peki hocam, burada aslında Türkiye'de yakın zamandan çıktı ama dünyadaki birçok siber saldırıya baktığınızda her ne kadar buradaki IIS'li teknolojik zafiyetleri ve benzeri teknolojik zafiyetlere baktığımızda bunlarla ilgili peşleri geçsek de insanlara peş geçemiyoruz. Ne kadar bazen çalışanlarımızı bildirsek de bu çalışanlarımız gün sonunda zararlı bir maile, zararlı bir linke tıkladığında milyon dolarlar zarar verilebiliyor. Bunu ülkemize dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde sıklıkla görüyor olduk. Bunun için bir aksiyon ya da bir yol haritası da sunuyor musunuz? Bakın arkadaşlar, gün sonunda bu siber sigorta yapıyorsunuz ancak gün sonunda yapmanız gereken ya da almanız gereken bu adımlar var. Ya da almanız gereken bu tedbirler var. İkiye ayırayım. Örneğin yani şu an bu bizde yok ama global bunu şöyle yapıyor. Eğer şirketin bir awareness programı varsa, yıl içinde yürüttüğü bir awareness programı varsa, bu aslında direkt olarak onun teminatlarına olumlu bir madde olarak ekleniyor. Yani sen senin poliçen normalde 10K olacakken eğer içeride bir awareness programı yönetiyorsan 8K'ya düşüyor. Çünkü diyorsun ki yani burada böyle bir program işletiliyor ve program sayesinde siber güvenlik olayları daha az yaşanacak. Benim için daha az riskli bir firma bu diyorsun. Hatta risk skorunu hesaplarken de içeride bir siber güvenlik farkındalığı eğitiminin yürütülüyor olması olumlu bir puan olarak firmaya ekleniyor. Biz de bunu öneri olarak sunuyoruz. Yani aynen senin bahsettiğin gibi evet bakın biz bu alanlarda teknik alanda yapılabileceklerse beraber yapacağız ama insan tarafında da bu şekilde bir program yürütmeniz faydalı olur diye söylüyoruz. Ama tabii bu önerinin ötesine geçmiyor. Yani firma bunu yapmak zorunda değil. Ama yaparsa faydanıza olur diye özellikle altını çiziyoruz poliçeler düzenlenirken. Peki burada poliçeler düzenlenirken kurumlarla ilgili her bir sektöre ait, örneğin bankacılık sektörü ise özellikle hani PCI ya da BDDK, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüm, sigorta şirketleri ise HIPAA gibi regülasyon ve compliance checkleri de bunlardan rica ediyor musunuz? Ya bakın regülasyon ve compliance checkinize baktığınızda buralarda eksikliğiniz var. Bunlar sizin risk faktörünüzü de yükseltiyor. Hayır, yapmıyoruz. Önce zaten biraz da şeyin altında çizeyim. Bizim Anadolu Sigorta tarafından bahsedeceğim. Biz bu ürünü biraz daha böyle COBI diye nitelendirdiğimiz orta segment için hazırladık. Böyle biraz önce bahsettiğim gibi HIPAA ya da BDDK'ya tabi olan kurumlar için bir açıkçası sunduğumuz bir paket yok. Yani onu biz ancak şöyle yapıyoruz. Biz de yurt dışı üzerinden bir firmadan destek alarak bunu sağlıyoruz. Ama orada da Okan, biz sonuçta kendimize de yaptırıyoruz bu arada. Anadolu Sigorta'nın da bir kendi siber güvenlik poliçesi var yurt dışında bir firmadan. Ama orada ben şeyi hatırlamıyorum.
Bize bu sorulmadı. Yani sizin halihazırdaki yükümlü olduğunuz bu yönetmelikler ya da kanunlara ne kadar uyumlusunuz? Verin bakayım onların bir raporunu, ona göre ben değerlendireceğim gibi. Çok olabildiğini de olabilir mi diye de şimdi düşünüyorum. Çok da makul gelmedi. Yani onlar çok, çünkü gizli veriler, benim böyle kamu otoritesine karşı olan, yani kamu otoritesiyle benim aramda olan bir süreç olduğu için oradaki eksiklikleri veya iyi olan taraflar da olabilir. Böyle bir third party firmayla paylaşmak pek olabilir mi açıkçası bilmiyorum ama bir not edeceğim, ben de merak ettim. Peki bir sonraki soracağım. Siber sigortanın farklı poliçe türleri var mıdır? Örneğin ben İngiltere'de Security sigorta yaptırırken burada belli başlı 1 milyon dolarlık olsun kapsamı. Şu maddeleri eklemek istiyorum. Örneğin benim kurumla ilgili benden dolayı bir hata çıkarsa eklenirsem bu kapsam dışı. Ya da trafik sigortası kasko gibi farklı türleri var mıdır siber sigortanın? Yoksa siber sigorta dediğimizde tek bir poliçe türü mü düşünmeliyiz? O da yavaş yavaş alt basamaklara doğru kırılmaya başladı. Çünkü biraz böyle istatistikler toplanmaya başlandıkça aslında görüldü ki, yani işte olayların belki %70'i 80'i ransomware üzerinden gerçekleşiyor. Bizde henüz o seviyede bir kırılma yok ama genel sorduğun için söyleyeyim. Evet, siber güvenliğin altında alt kırılımlarda da poliçeler artık düzenlenmeye başladı. Yani sadece ransomware için poliçe düzenlemek istiyorum, onun dıştaki güvenlik zafiyetleriyle sizi yormayacağım diyebiliyor firma. Ya da tam tersi sigorta şirketi, ben sana ransomware üzerinde bir teminat sağlayamam ama onun dıştakilerde yaparım diyor. Burada tabii korumanın da yine poliçenin tutarına göre şey değişiyor. Yani 1 milyon dolarlık da bir koruma alabilirsin, 50 bin dolarlık bir koruma da alabilirsin. Bu biraz bu da senin risk iştahın aslında. Yani şunu diyebilirsin, ben 100 bin dolar kaybederim ama 50 bin dolarını oradan alırım, 50 bin dolarlık riski de kendiniz önünde tutuyorum diyebilirsin. Bu tamamen müşteriyle sigorta şirketi arasındaki ticari alışveriş. Ufak bir Var soru. ama yani. Ben şimdi arabam kaza yaptığımda sanayi ustaya götürüyorum ve sanayi diyor ki ya sen sadece tamponu dağıtmışsın. Masrafın 3 bin lira. Ya da götürüyor diyor ki ya motorun değişmesi lazım muhakkak der. 50 bin lira. Burada da kurumun kaybı ve sigortanın temin edeceği miktar da keza yine sizin belirlediğiniz bağımsız denetimciler tarafından mı hesaplanmakta? Evet, bu da çok soru işareti. Şimdi bu olayın aslında poliçe düzenlendi. Ya bu şirketlerde bir üretim bandı var. Bir de bu olay sonrası işte hasar tarafı. Yani sigortacının artık bu iş burada. Ya burada satıcının işi bitiyor. Artık satıcı sattı poliçeyi. Senin bahsettiğin olayda hasar devreye giriyor. Yani orada da çok ilginç olaylar yaşıyoruz. Zaman zaman hacklendim diye müşteri poliçesini devreye sokmak istiyor ama işte bakıyorsun ki prizlerini takmamış. Yani şeyde, yani önce bu prize takmalısınız ki bilgisayarınız çıkmasın demek durumunda kaldığımız şeyler de oluyor. Yani oradaki şey ayrımı da, evet, bizim belirlediğimiz bağımsız siber güvenlik uzmanları diyeyim, olay yeri incelemesi yapıyor. Olay yeri incelemesi sonucunda da, yani şu an burada sigorta şirketinde de böyle. Yani o, sen oraya gittiğin zaman 3000 lira diyor servis sana ama sigorta da oraya bir eksper gönderiyor. Eksper de onu onaylıyor. Yani gerçekten 3000 lira mı ya da daha fazla mı daha az mı diye onun altını çiziyor. Yani senin usta 3000 dedi diye 3000 olmuyor. Veya şu da oluyor. Eksper oraya gidiyor ve şey diyebiliyor. Hayır, bu anlatıldığı gibi kaza olmamış. Burada bir suistimal var. Burada bir fraud var diyebiliyor. Aynı şey bizim taraf için de geçerli. Yani siber güvenlik olayı yaşadım dediği zaman dedi diye, ha evet yaşamıştı deyip hemen süreci işletmiyoruz. Bizim eksperlerimiz de benzer şekilde olayı inceliyor. Olayın bir siber güvenlik olayı olduğunu, içerisinde herhangi bir fraud olmadığına karar veriyorsa teminatı gereği ödenmesi gereken tutar ya da karşılanması gereken hasar. Bazen bizim poliçelerimizde şöyle şeyler de yazıyor. Yani sistemi bir önceki haline, yani siber saldırıya uğradığı ana geri getirmek. Yani firmaya herhangi bir ücret versen, bunu şey gibi düşünürsen, tamir etmek ve pert olmak gibi. Yani aracın pert olduğu zaman direkt parasını alıyorsun ama bahsettiğin gibi tamponu çarptım diyorsa da sadece tamponu değiştiriyorsun. Bizim de böyle hizmetlerimiz var. Yani o backup'ı varsa backup'tan dönme, uygulamaların yeniden kurulması, bir donanım satın alacaksa donanımın satın alınması gibi hizmetler de yine bizim poliçelerimizin sunduğu teminatlar içerisinde yer alıyor.
Arkadaşlar bu arada soru sormak isteyen varsa burada el kaldırma ikonu olması lazım. El kaldırabilirsiniz. Keza sizler de sorularınızı iletebilirsiniz. Ben bu arada ufak bir sorumu daha sorayım. Örneğin biraz önceki tampon örneğini vermiştik. Aslında tampon çok fazla nesnel bir şey. Tamamen nesnel bir şey. Elle tutulur bir şey. Maliyeti belli. Buradaki kurumun hacklendikten sonra çalınan verisi eğer müşterilerini etkilediyse ya da bir DDoS aldıysa ya da bütün sistemleri durduysa kaybı az çok tahmin edilebilir. Belli aralıklarda o tarihlerde ne kadar cirosu vardı, ne kadar kayboldu, geri dönüş maliyeti ne kadardı. Ancak herhangi bir bilgi çalındıysa bu bilginin maliyeti nasıl etkiliyor? Örneğin Okan Yıldız'ın kredi kartı datası vardı. Kredi kartı datası çalındıktan sonra bunun değeri ne kadardır? Ya da nasıl hesaplarım? Burada bir kere şuna bakılıyor. Yani çalınan kredi kartının, şimdi ikiye ayırıyorum. Bir kartın çalındı ve bir hasara uğradı. O çalınan kredi kartı sebebiyle. Ya tabii burada senin verdiğin örnek biraz şeye girdi. Bireysel siber güvenlik projesi. Bu arada bunu da satıyoruz. Yani biz bugün şu ana kadar hep ticari konuştuk ama sen bireysel olarak da Anadolu Sigorta'dan şu hizmeti satın alabiliyorsun. İşte kredi kartın, e-mail adresin, telefon numaran, yani sana özel olduğunu düşündüğün 10 kadar Araya gireyim. Sosyal medya hesapları da dahil mi? Instagram ve Facebook. sosyal medya hesapları yok, dahil değil, dahil değil. 10 kadar hassas olduğunu düşündüğün veriyi sisteme işliyorsun. Daha sonra bunlar düzenli olarak takip ediliyor. Yani senin kredi kartın herhangi bir yerde eğer el değiştirdiyse ya da böyle bir fraud uğradıysa ve biz bunu tespit ettiysek sana bunun bilgisini veriyoruz. Fakat orada şeyi söylemek çok zor. Ve olayın bir de tabii marka değeri var. Yani sen marka değerin de zedelenmiş oluyor. Ya orada biraz daha biz böyle hukuki süreçlere destek veriyoruz ama yani bu markanın bu olaya bu olayı yaşamış olması sebebiyle şu kadar bir hasar olmuştur gibi bir parametremiz ya da hesaplama modelimiz yok. Ama böyle teminatı kapsamında orada ödememiz gereken bir tutar varsa onu ödüyoruz. Ama işte yani benim kredi kartım çalındı sonra veya e-mail hesabım çalındı. Sonra bu e-mail hesabınızla illegal bir aktivite gerçekleştirildi. Sizin marka değerinize çok zedelendi. Bunu sadece burada hukuki anlamda destek sağlıyoruz. Yani size bu zararı yaşatan kişileri mahkemeye vermek, onu hukuki sürecin takip etmek, ne bileyim belki erişim yasağı koydurmak veya hukuki bir desteğe ihtiyacınız olduğunda yardımcı olmak gibi maddeleri kapsıyor o kısım. Süper. Tamamen tam yasal olarak konuya girmişken aklımda bir adet daha soru vardı hocam. Ben bir firmayım ve benim firma olarak tuttuğum müşterimin dataları var. Siber güvenlik, bu dataların siber güvenliği sağlamak benim inisiyatifimde mi yoksa bunun yasal zorunlulukları da mevcut mu? Anlayamadım Okan soruyu. Şu firmasın. Evet, ben bir firmayım, bankayım. Bankadaki müşterilerimin datalarını korumak ya da bir muhasebe şirketiyim. Muhasebedeki müşterilerimin şirket datalarını korumak. Benim siber güvenlik olarak kurumumun aldığı bir karar mı, bireysel bir karar mı yoksa bu datalar hacklenirse bunun yasal olarak da hukuken de firmalara yaptırımı var mı? Tabii ki var ve sorumlusu da sensin. Orada onu da belirtilen firmaya yükleniyor bu sorumluluk. En basit örneği şu an Türkiye için konuşursak KVKK. Yani sen bir business yürütmek için eğer müşterilerin yani insanların kişisel verilerini saklıyorsan yani bu business'ın bir gereksinimi ise örneğin biz şu an sağlık datası saklıyoruz. Niye saklıyoruz? Sen hastaneye gittiğinde sana hizmet verebilmek için saklıyoruz. Ve ben bu sakladığım verinin güvenliğini sağlamakta yükümlüyüm ve bu veriyle ilgili herhangi bir problem yaşanması durumunda bir hacklenme, bir sızıntı olduğu zaman da direkt muhatabı yine benim. Ve bunun ağır şeyleri de var, cezaları da var. Burada çok büyük bir sorumluluğunuz var hocam ve çok Türkiye'nin en büyük sigorta şirketinde direkt bir siber güvenlik ekibinin başındasınız. Ve bu işler maliyetli işler, ucuz işler değil. Ve bu Doğru. işte siz planlamasını yaparken ben kurumun siber güvenliğini askeri düzeyde sağlamak için ya da sınırlarımı çizdim. Bu dataları korumak için bana gereken bütçe X'tir. Hesabını nasıl yapıyorsunuz? Kuruma yapacağınız yatırımın hesabını. Yani aslında önce şeyden bahsedeyim. Şimdi bu her yıl biliyorsunuz bu data breach raporları
yayınlanıyor. IBM'in, Verizon'ın ve diğerlerinin. Şey böyle bir dikkatimi çekiyor benim. İşte en hassas veri toplayan ya da en çok saldırıya uğrayan firmalar böyle sıralandığında işte tepede genelde işte bankacılık oluyor. İşte neden bankacılık? Çünkü ağırlıklı olarak kredi kartı datası saklıyor olması sebebiyle bankacılık oluyor. Bir alta iniyorsun, işte sağlık sektörü oluyor. İşte neden sağlık sektörü diyorsun? Çünkü sağlık verisi çok hassas veri ve bu sebeple sağlık sektörü çok fazla saldırı alıyor diye ikinci sıraya onlar genelde yerleşiyor. İlaç sektörü yine böyle ilk 5'te yer buluyor. Niye? Çünkü hassas veri, sağlık verisi diye böyle sektör sektör gidiyorum. Ya da işte elektronik ticaret. O da niye? Bolca, milyonlarca kredi kartı sakladığı için. Mesela şeyim ilgimi çekiyor. Böyle sigorta sektörüne baktığımda bunlar hepsini saklıyor. Yani kredi kartı da saklıyor, sağlık verisi de saklıyor, kişisel verileri de saklıyor, tamamını saklıyor. Dolayısıyla veri anlamında baktığın zaman sigorta sektörü aslında saldırıya en fazla maruz kalan ya da en iştah kabartıcı verinin bulunduğu sektör olarak görüyorum ben sigorta sektörünü. Burada da aslında şey, birincisi regülasyonlar yardımcı oluyor Okan. Yani orada senin asgari güvenlik seviyeni zaten sen tek başına belirleyemiyorsun. Yani benim şunu söyleme şansım yok. Ben kredi kartı datasını encrypt etmeyeceğim ya da encrypt ettiysem encryption keylerini bir HSM'de saklamayacağım. İşte bizim müdürün dolabında çekmecede tutacağım gibi şeyleri zaten söyleyemiyorsun. Sana direkt regülasyon şeyi belirliyor. Minimum asgari sağlaman gereken güvenlik seviyesini KVKK da söylüyor, BDDK da söylüyor ya da sen herhangi bir framework referans aldıysan, COBIT gibi, NIST gibi bir şey kendine referans aldıysan ya da 27001 yapıyorsan oralarda zaten bunlar sağlanıyor. Tabii şey de işini kolaylaştırıyor, onu da etrafta yaşanan olaylar senin bu bütçeyi alma konusunda işini rahatlatıyor ama şu an sektör, yani bunu sigorta sektörü için söylemeyeceğim ama genel için söyleyeceğim. Biliyorsun bu dijitalleşme, şimdi bir dijitalleşmeniz gerekiyor diyor size herkes. Yani ki katıldığınız bütün seminerler, bütün otoriteler, bütün süreçlerinizi olabildiğince dijitalleştirmeniz gerekiyor. Ama artık dijitalleştirme de yetmiyor. İlk senin dijitalleşmen gerekiyor. Yani bir süreç dijitalleşecekse bunu ilk sen yapmalısın gibi. Dolayısıyla firmaların üzerinde de yani IT sektör üzerinde de şöyle bir baskı var. Bir an önce yapmalıyım. Şimdi bir an önce yapmam gerektiği söz konusunca da bir takım şeylerden taviz vermek zorundasın. Yani markete hızlı çıkabilmek için yolda yapman gereken şeyleri hani bunu daha sonra yaparım, bunu şimdilik yapmam, buradaki risi göze alırım dediğin zaman oralarda biraz güvenlik göz ardı ediliyor. Çünkü güvenlik de biliyorsun böyle biraz durdurucu. Yani artık elin ayağını çek, ben bu sistemi böyle bir hafta 10 gün gözden geçireceğim demen gerekiyor. Öyle bir sürede artık yok zamanla yarışıldığı için. O biraz şeyi zorluyor. Senin bütçen olsa bile oradaki zaman, yani zamanı da aslında böyle bir şey gibi düşünebilirsin. Finansal bir veri gibi de düşünebilirsin. O da çok değerli. Orada böyle bir şey oluyor. Zorlama oluyor. Bana sorarsan yani o bütçeyi almak mı zor yoksa aldığın o bütçe kapsamında yapacağın implementasyon mu zor dersen bana ikinci kısım daha zor gibi geliyor. Hatta zaman zaman şu bile oluyor. Yani ben bunu sürece yedirebilecek miyim? Ona göre satın almasını yapayım gibi tartışmalar da yapılıyor. Bu şu an bence bütün sektörlerin ortak problemi. Biz de yaşıyoruz. Onur Bey, burada biraz önce riski hesaplıyoruz ve buna göre yatırımımızı yapıyoruz dedik. Buradaki riski hesaplamanızdaki parametreler nelerdir? Riski hesaplarken nelere dikkat edersiniz? Hangi kurumumuz için mi? Evet, herhangi bir kurum için. Aslında aynı şey. Yani şey tabii Gorto tarafını söylüyorsan, yani Poliçe tarafını söylüyorsan ben şey bilgisini bilmiyorum. Ben Poliçe'yi düzenlerken firmanın internetteki dijital asetleri üzerindeki zafiyetlerden yola çıkıyorum demiştim. Dolayısıyla şeyi bilmiyorum. Yani içeride kullandığı firewall'un özellikleri, yani içeride dedim internete açık olmayan veya son kullanıcıların bilgisayarlarında çalışan antivirüslerin up to date mi değil mi bunları bilmiyorum. Dolayısıyla orada daha kısıtlı bir risk oranı hesabı yapılıyor ama kendi tarafıma döndüğüm zaman sakladığın verinin hassasiyeti aslında şeyi beraberinde getiriyor. Orada yapman gereken, alman gereken sorumlulukları da
beraberinde getiriyor. Orada yine benzer şekilde yani dışarıdaki firmaların asetler üzerindeki zafiyetlerden nasıl yola çıkıyorsam içeride tabii kendimiz yaparken biraz daha geniş, biraz daha zamana yayarak testlerimizi yani bugün hani olmazsa olmaz diyebileceğim zafiyet analizi olsun, kaynak analizi olsun, sızma testi olsun bunların tamamı bizde sürekli olarak yapılıyor, takip ediliyor ve bunlardan, buralardan çıkan zafiyetleri üzerinden de kendi risk skorumuzu hesaplayıp ve o riski de minimize etmemiz için ne yapmamız gerektiği konusunda bir sonraki yılın bütçesi çalışırken gündeme getiriyoruz. Peki hocam, kurumdaki insanların riski nasıl hesaplanıyor? Teknolojileri bazen daha görece olarak kolay hesaplayabiliyoruz. Ya şimdi insanların riski tabii çok zor. Yani bunu evet hesaplıyorum diyemeyeceğim ama şeyi yapıyoruz. Bizim de böyle her yıl düzenli takip ettiğimiz, biraz önce şey Onur'u da gördüm. Ha, Onur da orada. Bir siber güvenlik farkındalık programı yürütüyoruz Anadolu Sigorta'da. Yani eğitimlerle ya da oltalama testleriyle olabildiğince kullanıcılarımızı daha böyle efektif siber güvenlik olaylarına karşı böyle daha dirençli hale getirmeye çalışıyoruz. Ama benim orada daha çok hoşuma giden de şu oldu. Açıkçası ben böyle bir program yürütürken bunu hesaplamamıştım. Böyle olacağını öngörmüyordum ama öyle oldu. Genelde böyle eğitimler şunun için verilir firmalara. Yani şey söyleyeceğim Okan, ben ilerlediğimi ya da riskimin düştüğünü şu şekilde anlıyorum. Elimde bir parametre yok. Yani Okan 10 üzerinden 7'dir, Onur 5'tir gibi bir şey yapmıyorum. Ama şunu gözlemleyebiliyorum. Bu tür programlar yürüttükten sonra insanlarda şey oluyor. Sanki biz bu eğitimleri sadece şey için yapıyormuşuz gibi geliyordu önce bana. Ya işte internetten bir görmediğiniz birisi, tanımadığınız birisi size bir e-mail atarsa aman dikkat edin kolay kolay açmayın. Ya da ne bileyim yolda bulduğunuz USB bilgisayarınıza takmayın. Bilmediğiniz internet sitesine girip kişisel verilerinizi doldurmayın gibi böyle direkt sanki hani insanın böyle son müdahale edeceği yerde insanı eğitiyormuş gibi hissediyordum ama şöyle görmeye başladım. İnsanlarda şu oluşmaya başladı. Herhangi bir konu, herhangi bir talep, herhangi bir proje hayata geçerken bu kurum çalışanları da bu projelerin bir paydaşı bildiğiniz üzere şey oluyor. İnsanlar güvenliği ortaya atmaya başlıyor. Yani bunun güvenliğini konuştuk mu? Burada bir şey atmış olabilir miyiz? Demeye başlıyor. Yani bu eğitimlerin ya da oltalama testlerinin sayesinde diye düşünüyorum. Bazen böyle sizin hiç haberiniz olmadığınız bir süreç hiç aklınıza gelmeyecek bir müdürlüğün çalışanı tarafından böyle bir bayrak kaldırılmış oluyor ve size geliyor. Ya biz burada böyle böyle bir iş yapıyoruz, burada bir güvenlik problemi olabilir diye size gelmek istedik diyor. Hani o gelmese muhtemelen haberim olmayacaktı gibi şeyler. Yani bunlar arttıkça da ben böyle şeyi hissediyorum. Yani insanlar artık bu konunun önemini fark etmiş ve bu doğrultuda da üzerine düşenleri fazlasıyla yapıyormuş ya da yapmaya başlamış gibi hissediyorum. İnsan tarafında temelde bizim tarafta bunlar yapılıyor. Benim son bir sorum var. Ardından muhtemelen Sefa Bey'in, Vugar Bey'in ya da diğer moderatör arkadaşlarının sorusu vardır. Gün sonunda güvenlik insanlara sınırlar çizer. Eğitimler insanları fazla hoşuna gitmez. Ya da siz bir yazılımcıya bunu bilgisayarına indirip kuramazsınız demek can sıkıcı gelebilir. Sizce de bu gibi durumlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Sizce siber güvenlik firmalardaki kullanıcıları sıkmakta mı? Şimdi abi bir dakika çok ilginç bir soru sordun. Şimdi bu Perşembe günü şeydeydim dedim ya sunumdaydım. Yani eğer imkanım varsa sunumdan bir slide göstermek istiyorum. Tabii hocam, share screen tamamen yapabilirsiniz. Alıcı dur bir şey bulayım. Sunumumu bulayım. Evet. Ben onu şöyle anlatıyorum da. Başka türlü de olmuyor zaten. Evet. Dakika. Şöyle yapayım. Mikrofonun yanında bir tane share, ok butonu vardı. Oradan dilerseniz paylaşabilirsiniz. Şimdi tamam. Geldi mi? Şimdi geldi hocam. Şey, Security Blocks Business diyor Aklımdaki fotoğraf şu an ekranda görebiliyorum. değil mi? Heh, şu oynatayım videoyu bir dakika.
Pardon. Şu an görebiliyor musunuz? Adım adım, adım adım görebiliyoruz hocam. Şeyde genelde ben sunumlarında şeyi böyle anlatıyorum. Yani insanlara security ile business ilişkisini bu şekilde anlatıyorum. Şunu söyleyeceğim. Kapandı Evet, kapandı. değil mi? Ya şey, bence günün sonunda başarılı bir, yani bir şirketteki başarılı siber güvenlik organizasyonunun yani en önemli KPI bence bu. Yani bir business'a, yani günün sonunda güvenlik business için var. Yani güvenlik olmasa da business olur. Ama business olmazsa güvenlik olmaz. Dolayısıyla bizler aslında o business için varız. Dolayısıyla onlara da şeyi söylememiz gerekiyor. Yani biz sizin hayatınızı zorlaştırmak için burada değiliz. Yani biraz önceki o videodaki gibi yani yemeğinizi o kolunuza taktığınız kollukların amacı size yemek yedirmemek değil. Yani sizi bir takım güvenlik olaylarına karşı korumak için bunu yapıyoruz. Ama şey çok önemli. Genelde şirketlerde dediğim gibi şey algısı çok yüksek. Yani işte security ne yapar? Web sitesine erişmeni engeller, bilgisayarına bir takım kontroller koyar, uygulama kurmak istersin, kuramazsın, bir şey yapmak istersin. Hep böyle bir, yani güvenlik beni engelliyor, güvenlik bizi durduruyor gibi bir algı var. Biz de hep böyle anlatımlarımızda yani güvenlik sizi durdur ama bunun için durduruyor ya da bunu yapmak için durduruyor diyerek olabildiğince böyle business'la align olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bence en önemli KPI bir siber güvenlik organizasyonu için bu olmalı. Sanırım kurumdaki en sevilmeyen ekip olabilir güvenlik ekibi. Siber güvenlik ekipleri de genelde Doğru. onları çok sevmez. Doğru. Ama yani şey, ben biraz bizde bunu kırdığımızı düşünüyorum. Bu şeylerin işte etkisi oluyor. Yani o eğitimlerin de etkisi, biraz önce seninle bahsettiğin kurum içi eğitimlerde insanlar şeyi gördükçe, neler yaşayabileceğini gördükçe biraz daha böyle seni artık şey gibi görüyor. Yani kısıtlayıcı olarak değil de biraz daha koruyucu. Ya da benim sürekliliğimi sağlamak için, yani benim uygulamamın sürekliliğinin sağlanması için bu organizasyon burada var bilinci böyle yavaş yavaş yerleşiyor. Ama dediğim gibi evet, o şey hala devam ediyor. Güvenlik biraz böyle kısıtlayıcıdır bakış Hani açısı. ya benim birçok daha sorum var ancak şu an hani zamanımız kısıtlıydı. Sefa Bey de böyle gülerek bakıyor. Muhtemelen çok fazla soru biriktirdi, heyecanla bekliyor. Ben dilerseniz biraz da Sefa Bey'e devredeyim. Tabii ki. Sağ olun Nur Bey. Günaydın tekrardan. Öncelikle webinara katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ondan sonrasında Okan Bey olsun, ondan sonrasında Ahmet Bey olsun, Zügar Bey olsun ve ben moderatör olarak çok sorular biriktirdik. Hem Azerbaycan tarafı hem de Türkiye tarafındaki bu özellikle siber sigorta tarafı ile ilgili. Tabii ki de benim çok fazla sorum var. Hem Azerbaycan tarafı, çünkü halihazırda Azerbaycan tarafında tam bir popülasyon yok. Özellikle siber sigorta tarafıyla. Onunla ilgili birkaç tane sorularım olacak. Onları cevaplarsanız çok sevinirim. Hem de Azerbaycan tarafından webinarımıza katılan insanlar için de çok faydalı olacağını düşüneceğim. İlk sorum Anadolu Sigorta, yani o siber riskleri nasıl yönetiyor? Bu birinci sorum. Tabii siz bahsettiniz ama en büyük oradaki problem KVBK uyum danışmanlığı. Mutlaka veriyorsunuzdur. KVBK'nın uyum danışmanlığına göre veriyorsunuzdur. İşte orada siber güvenlik sızma testi analiz hizmeti de illaki veriyorsunuzdur. Zaten bu bir yönetimin içerisindedir. Yani siber riskleri yönetme içindedir. Ama Azerbaycan tarafına baktığımızda KVBK uyum daha yasalaşmadığından dolayı, yani bir şirket bunu gerçekten sigorta olarak alabilir mi? Birinci sorum bu. Ondan sonrasında İkinci sorum ise siber sigorta neleri kapsıyor, kimler ihtiyaç duyuyor ve neleri kapsamıyor? Şimdi bunun bir bireysel tarafı var, bir de şirket tarafı var. Mesela ben herhangi bir şirket değilim. Ondan sonrasında bireysel bir siber sigorta
almak istiyorum. Bu süreç nasıl ilerliyor? Ondan sonra bunu öğrenmek istiyorum. Arda arda yani 3-4. Sorularım bunlar. Tamam. Bir de en büyük şey biliyorsunuz yani yeni bir sektör olduğu için siber sigorta sektörü özellikle siber risklere ilişkin buraya da not aldım ben hatta yani siber risklere ilişkin o risk analizi sürecinde karşılaşılan işte başarılı uygulamalar var mı veya sorunlar var mı bunu bir Avrupa Birliği tarafından da bakabiliriz yani tecrübe bakımından Avrupa tarafından veya Türkiye tarafından tabii ki de buraya ben neleri ön plana tutuyorum. İşte gözetim mekanizmasından tutun. Ondan sonra üst yönetim farkındalığından tutun. Az önce dedik o farkındalık tarafından. Ve işte orada sorunlar kısmında neler var? Mesela bir yetersiz veri var mıdır? Veya işte birleşme ve satın almalar var mıdır? Veya işte burada işte bulut bilişim kullanma var mı? Yani bu sorunlar başarılı uygulamalı olarak böldüğünüzde nasıl bir uygulama ve sorun çıkıyor. Bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü çok yeni bir kavram, yeni bir sektör ve Türkiye'deki de bu hani sigortacılar için en büyük zorluk o risk değerlendirmeyi destekleyen işte siber güvenlik olay verileri yani. En büyük problem odur sigortacılar için. Ondan sonrasında bunu destekleyecek bir boyutu var mı? Onu da öğrenmek istiyorum. Hocam sonra parça parça sorular verin evet. Çünkü ben 10 tamam, tane ben şey evet unuttuklarım olursa Sefa Bey siz beni tekrar uyarırsınız. Önce ben de şey size de tekrar teşekkür ederek başlayayım. Davetiniz için ve burada bir konuşma fırsatı sağladığınız için. Çok duymaya başladım ben bu arada Azerbaycan açık konuşayım böyle eskiden böyle siber güvenlik diğer sektörleri çok bilmiyorum ama siber güvenlik tarafında çok duymazdım ama şu an Türkiye'de birçok kurumda yani böyle Okan gibi çalıştığını bildiğim ya da Onur gibi çalıştığını bildiğim kurumlarda çok fazla şekilde Azerbaycan'la iş yapmaya başladı. Bu biraz böyle tabii arz talep meselesi muhtemelen oradan böyle bir istek doğuyor ki buradaki arkadaşlar da size yardımcı olmaya çalışıyor. Yani orada oranın böyle bir de iyice bir kıpırdanmaya başladığı çok çok aşikar. Şimdi sorulara şeyden başlayacağım. Bireysel taraftan başlayacağım. Hani bireysel tarafta evet siz şu an kendinize yani hep dijital asetlerden bahsettim ya. Yani dijital mecrada sizin için hassas olduğunu düşündüğünüz bir takım hesapları biz sizin adınıza takip ediyoruz. Ve bu beyanla oluyor. Yani siz söylüyorsunuz işte benim yani 10 tane kredi kartınız vardı ama 5 tanesinin takip edilmesini istiyorsunuz. Ya da 3 tane e-postanız vardı ama bir tanesi çok kritiktir. Onu takip edilmesini istiyorsunuzdur. Oradaki hizmetten biraz bahsedeyim. Yani aslına bakarsanız o bu işte dark web ya da derin internet artık hangisini seviyorsanız buralardaki alışverişlerin takip edilmesiyle yani sızıntıların buralara ulaşmış olması durumunda takip edilip size haber verdiğimiz bir sistem. Yani biz kredi kartı datanızın çalındığı tespit edilmiştir diyoruz size ve bizim orada işimiz bitiyor. Yani sizin artık o saatten sonra ya gidip bankanızla kredi kartınızı iptal etme ya da bir olay olduysa yine bankanızla bu hasarı karşılamanız gerekiyor. Bir de onun beraberinde tabii hukuksal danışmanlık veriyoruz. Yani ben bu olay yüzünden mahkemelik oldum. Böyle bir şeyde desteğe ihtiyacım var diyorsunuz ve kurum sizi buralarda da destekliyor. Ya şeyi bilmiyorum bu arada bir yurt dışına biz bu hizmeti satmıyoruz. Yani Azerbaycan'a da satmıyoruz. Ama bir şey soracağım. Arkadaşlarıma soracağım. Bizim business tarafına burada bir mevzuatsal anlamda bizi kısıtlayan bir şey var mı? Burada yapabiliyor muyuz diye. Bunu merak ettim. Soruyu olacağım. Şeyi söyleyeyim. Şimdi riskleri buluyoruz. Risk onu hesaplıyoruz. Şimdi şu çok cevap bu çok zor bir soru. Sefa Bey sizin kurumunuzun skorladık. Ben dedim ki 100 üzerinden 78. Sevinecek misiniz, üzülecek misiniz? Yani lan acaba herkes 100'de ben mi 78'im? Ya da ya bu aradaki 22 yüzünden ben başım belaya girer mi sorusunu cevaplamak çok zor. Orada da şunu sağlıyoruz. Bir benchmark mekanizması yani Sefa Bey bakın sizin sektörünüzün yani sizin firmanızın çalıştığı sektörün skoru 85.
Siz de 78 almışsınız. Sizin sektörünüzün yıl içerisinde uğradığı olay sayısı işte 10. Ve genelde de bakıldığında işte 82 ve altındakiler yaşamış bu 10 olayı. Yani buna göre siz artık kendinizi konumlandırabiliyorsunuz. Yani puanınızı yukarıya, daha yukarıya çekmek ya da işte 90 oldunuz, 95 oldunuz tabii ki artık şey diyemiyorsunuz. Kolay da değil tabii yani bütün asetlerinizi böyle %100 dirençlerle getirmek de kolay değil. Orada da muhakkak bir takım açıklar kalacaktır ama bu şekilde kendinizi piyasayla karşılaştırarak skorunuzun iyi ya da kötü olduğuna karar veriyor olabilirsiniz. Şey tarafında yanlış anlaşılma olmasın. Biz bir sızma testi ya da danışmanlık hizmeti vermiyoruz. Onları öneriyoruz. Yani yapmış olmak sizin için faydalı olur deyip oralarda da sadece firma önerilerinde bulunabiliyoruz. Yani şu A firmasıyla yaptırabilirsiniz. Yani bizim de tanıdığımız referans olabileceğimiz firmadır bu firmalar deyip onlarla yaptırabilirsiniz diyoruz. Ama biz böyle bir sigorta kuruluşu olarak firmalara bir sızma testi yapma ya da güvenlik analizi yapma gibi bir hizmet sunmuyoruz. Ama ilerleyen süreçlerde yani şunlar da yaşandı bu arada Okan. Amerika'da sigorta şirketleri siber güvenlik şirketlerini satın almaya başladı. Biraz önce aslında Sefa'nın bahsettiği yöne doğru da kaymaya başladı. Yani sigorta sektörü bu sefer o siber güvenlik hizmetini de verme yolunda adımlar atmaya başladı. Böyle Çok değişik birleşmeler satın almalarda oluyor. Evet. yani yarın bir gün Muhtemelen Anadolu'da Sefa'nın bahsettiği şeyi 5-6 sene sonra konuşuyor olacağız biz de. muhteşem bir şey. Yani gerçekten çok güzel bir şey. Bu arada sektörün de çok çok daha ileride büyüme. Aslında şu anda böyle şey gibi hissediyorum. Doğmaya çalışan bir çocuk gibi. Aslında sancıları var. Sigorta sektörünün, siber güvenlik sektörünün, özellikle siber güvenlik sektörünün bu sancılarda çok daha büyük kaydedeceğini düşünüyorum. Evet. Onur Hocam, Efa atladığım bir şey varsa şey yapar mısın? benim orada bir tane daha sorum var. Yani şimdi konuyu açıyor. Bir de ben çok fazla soru soran bir akademisyen olarak şu an katıldım buraya. Onunla bir akademisyen olarak da kafamda da çok sorular var ister istemez. Yani şimdi Azerbaycan tarafına ben çok odaklandım. Çünkü uzun yıllardır Azerbaycan'da yaşıyorum. Eksiğiyle fazlasıyla tabii ki de o eksik yönlerini görebiliyoruz. Özellikle siber sigorta tarafından çok eksikler var. Şimdi bir de Azerbaycan tarafında diyelim ki benim herhangi bir A bankasından, herhangi bir A ya da B bankasından benim kredi karttan konu gidiyor burada. Paralarım çıktı. Yani 1.000 manat, 2.000 manat çıktı ondan sonrasında bankadan çıktı bir anda ve ben bankaya gittiğimde diyor ki çıktı diyor yani hiçbir açıklama yok ondan sonrasında. Başka bir taraftan çıkış işlemi de görünmüyor. Sadece banka tarafından çıkmış. Ben eğer siber sigortayı yurt dışında diyelim ki Anadolu Sigorta'ya yaptırdım misal için. Yani örnek dedim yani. Yurt dışı bir firmasına yaptırdım ama ben Azerbaycan'da yaşıyorum. Acaba herhangi bir olay olursa, siber olay olduğunda bu tarafta hangi taraf buna cevap verir yani? Hangi taraf cevap vermek zorunda? Yani tamam bir taraftan sigortam var. Bir taraftan da Azerbaycan'dayım. Burada KVVK kanunu yok. Türkiye'de KVVK kanunu var. Ben o zaman kime müracaat etmem lazım? Ondan sonra Muhteşem. bu sorular geliyor yani. Şöyle Muhteşem. düşünün. Pardon. Bu saatten sonrasını hocam bir süremizi doldurmuş olacağız. Gerçekten Ha, çok tamam. teşekkür Okey. ederim. Şey bu arada tanışmış olduk Sefa Bey. Bu şey benim iletişim bilgilerimi de Okan'dan alabilirsiniz. Yani herhangi bir zamanda istediğiniz detayda istediğiniz her konuyu konuşuyor oluruz. Ama son Tabii ki de. şeyi cevap vereyim. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi kredi kartınızı bilmiyorum bir yerde bir restoranda yemek yediniz. Kartınızı masada unuttunuz. Sizden sonraki gelen kişi de kötü niyetli bir kişi. Sizin kartınızı aldı ve alışveriş yaptı. Şimdi bu bir siber olay mıdır? Tartışılır. Yani ben bir siber saldırıya uğradım. Kredi kartı da verim çalındı. Demek bu olay üzerinden biraz zor bir söylem olur. Dolayısıyla önce bunun bir tespitini yapılması gerekiyor. Genelde sigortacılık tarafında verilen hizmet şunu kapsıyor. Sizin kredi kartı datanız çalındıktan sonra el değiştirirse, yani genelde aslında
birinci zincir değil de ikinci zincirde sanki sigorta devreye giriyor. Yani biri sizin datanızı satmaya çalıştı. O el değiştirirken datanın sahipliği genelde orada siber taraf konudan haberdar oluyor. Ve şeyi karşılamaz. İşte 1000 manas, 2000, orada ne kadardır o bahsettiğiniz rakamları bilmiyorum. 1000 manas, 2000 manas kredi kartınızdan çalınırsa, ama genelde bankalar, yani Türkiye'de öyle diyebiliyorum, bu konuda çok şeyler, müşteriyi, yani bizim taraftaki, yani Türkiye tarafındaki regülasyon çok fazla müşteriyi koruyucu. Yani böyle ben bu işlem benim tarafımdan yapılmadı dediğiniz zaman o şeyi karşılıyor. Ama bu da siber sigorta yaptırmak size ne sağlar? Bankayla anlaşamadınız, bir uzlaşmazlık oldu ve işte konu biraz önce bahsettim ya, mahkemeye intikal etti. O zaman evet, dönüp sigorta şirketinizden ya da poliçeniz kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti alabiliyorsunuz. Ama o işte kaybedilen 1000 manası size sigorta şirketi vermez. Banka verebiliyor mu? Banka veriyor. Banka, ben Ama hatta Azerbaycan'daki Türkiye'de vermediği banka örnek hiç görmedim. Ha? onu vermiyor. Bu Çünkü ülkenin regülasyonu tabii, ülkenin evet, ilginç bir şey. Bizde ben hiç açıkçası o şeyde ya tabii şey, bak, fraud'u da çok açık. Yani sen çalındı dersin. Bu biraz diyorum ya, siber taraf değil de bu kredi kartı fraud konusu uzmanların konusu, ama ya ben böyle bireysel müşteri olarak değerlendirdiğimde fraud'u çok açık bir konu. Yani kartım çalındı dersiniz ama belki de birisiyle işbirliği içerisindesiniz. Onların da kendilerine göre bir takım değerlendirmeleri vardır. Bizim Okan'ın bahsettiği arabanın tamponu ya da IS 8 gibi, muhtemelen onlar da bir takım parametrelere bakıp onun fraud olup olmadığına karar veriyorlardır. evet, keza bunu birkaç ülkede gözlemlediğim kadarıyla ülkelerin kendi bankacılık regülasyonlarını etkilediği bir karar. Örneğin İngiltere'de böyle bir durumda tamamen karşılığı olacak. Onur Hocam, ben çok teşekkür ederim. Gerçekten umarım bunu bir sonrakinde yine kalan konularla yapıyor oluruz. Kendim soruların sormasının ötesinde hep merak ettiğim ve öğrenmek istediğim şeyleri öğrenme fırsatını yakaladınız. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere katıldığınız için. Umarım bundan sonraki etkinliklerde sırasıyla yine sizlerle daha güzel Doğru. etkinlikler yapabiliriz. Sizin zamanınızı Ben yakalayabilirim. çok teşekkür ederim davetiniz için. Herkese de iyi paneller, iyi seminerler diliyorum. Teşekkür ettim. Hocam, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.